Çember serisine hoş geldiniz. Şimdi oturma kemiklerimin üzerine oturdum. Bacaklarımı ileriye doğru uzattım. Düz olabilir bacaklar. Olabiliyorsa, olamıyorsa önemli olan omurganın uzunluğu. Belin pozisyonu natürelde. Kolları uzattım. Aldım nefes. Kürek kemiklerini aşağıya doğru çektim. Nefes verdim. Al. Ver. Kaburgayı kapalı tutmaya devam edelim. 3 4 5 6 7 8 Burada kaldık. Roll down yapacağız. Minik bir roll down olacak. Çemberi sıkarak kendimize doğru çekiyoruz. Pelvisi kıvırarak bükülmeye başlıyoruz. Sırttan bükülmüyoruz. Sonra tekrardan nefes vererek iniyoruz ve nefes alarak doğruluyoruz. Hareketi kombinleyeceğim şimdi. Kolları uzun bir şekilde kullanacağız. İnerken kolları kendimize doğru çekeceğiz ve çemberi sıkacağız. Tekrardan yuvarladık pelvisi ve uzadık yukarıya doğru. Verirken yuvarlandık, alırken yine yuvarlanarak kalkıyoruz. Oturma kemiklerimizin üzerine geldiğinizde başımızın tepesine doğru uzamayı buluyoruz. Ayaklar flex'te, topukları bir çapa gibi yere sabitlememiz gerekiyor. İki versiyon var, istediğiniz versiyonla devam edebilirsiniz. Hareketin amacı hareketi karnımızda hissetmek. Öncelikle bel omurlarından itibaren yuvarlanmaya başlıyoruz. Şimdi bu harekete sağa sola doğru yuvarlanmayı ilave ediyoruz. Yuvarlanırken, nefesi verirken sağa ya da sola doğru hareketi yapmaya başlıyoruz. Her iki taraf için yapacağız. Sağ ya da solla başlamış olmanız fark etmez. Yuvarlanarak rotasyona gelerek gidiyorsunuz sağa doğru. Şimdi diğer taraf için tekrar edeceğiz. Yuvarlan sol tarafına doğru ya da yapmadığın tarafa doğru ve dön. Aldın nefes, nefes verirken yuvarla pelvisi ve rotasyona getir üst gövdeyi. Tekrar yuvarlanarak ve rotasyondan çıkarak yüksel. Yan karnı hissetmeye çalışın hareketi yaparken. Bacaklarınızdan da güç alacaksınız. Ama mümkün olduğu kadar karnınızdan o gücü almaya çalışın. İç bacaklar aktif. Yeni hareketi yaparken yuvarlandık. Olduğumuz yerde sağa ve sola doğru dönmeye başlıyoruz rotasyonla. Ortada nefes al, yanlara doğru dönerken nefesi ver. Boynunun altını çok sıkıştırmıyorsun hareketler süresince. Boynunun altındaki boşluğu koru. Belinde herhangi bir baskı olmamasına dikkat et. Sadece omuzlarına dönmüyorsun, üst gövdenden omurgayı döndürdüğünden emin ol. Ayrıca çemberi sıkmayı da sürdür. Şimdi çemberi iki ayağına doğru geçir. Sırtın olabildiği kadar uzun bir şekilde çemberi çekerken kendine doğru ayaklarını flex'e getir. Kapanabildiğin kadar arka bacaklarını ve sırtının esnemesine izin ver. Bir kez daha ve gittiğin noktada nefesini tutmadan 3-4 nefes kal. Şimdi yeni egzersizi göstereceğim. Yine yuvarlanıyoruz. Solumuza doğru ya da sağımıza doğru. Orada çemberi her seferinde kısa kısa nefesler alıp verirken sıkmaya başlıyoruz. 10 sayı. Doğruluyoruz. Tekrardan nefes alıyoruz. Verirken diğer tarafta bir 10 sayı kadar yeniden sıkıyoruz. 10 sayı tamamladıktan sonra yeniden yuvarlanarak kalkıyoruz. Ayaklar pointte. Şimdi aynı şekilde 3 set siz uygulayacaksınız. Hem sağ hem sol tarafa 10'ar sayı. Eğer zor geliyorsa 8'e de düşürebilirsiniz.
Son seti yapacağız. Hazırlanın. Yuvarlandık. Sağa ya da sola doğru döndük. Çemberi sıkmaya başlıyoruz. 10. sayı tamamlandıktan sonra doğruluyoruz. Şimdi yine yuvarlan ve yuvarlandığın yerde kalarak çemberi sıkıştırmaya başla. Kısa kısa nefes al, ver, al, ver. Doğrul sonra yeniden. 3 set daha tekrar edeceğiz aynı şekilde. Yine tekrar sayılarını kendinize göre ayarlayın. 8, 10 olabilir. Yuvarladık. Al. Şeklinde nefesi ver ve alarak doğrul. Son kez. Yeni egzersize geçmek için sırt üstü uzan. Sağ bacağı uzatırken kolu arkaya doğru gönder. Nefes ver. Hepsini toparla. Al nefes açıl. Ayağı uzat pointe. Nefes ver toparla. Şimdi başlıyoruz. Aldın açıldın. Kaburgan açılmıyor. Verirken toparlıyorsun. Ayakların tabletop'ta. Kollar arkaya çok gitmek zorunda değil. Gidebildiği kadar gitsin. Parmak uçların pointte. Dizlerin altındaki açı 90 derece. Eğer beliniz açılıyorsa burada, bunu yaptığınızda oluyorsa ayağı indirmeyin. Biraz daha kaldırın. Belin natüralde olması gerekiyor. Bütün gücü karnınızdan almaya çalışın. Az önce de söylediğim gibi bel açısının artmaması gerekiyor ve kaburganın açılmaması gerekiyor. Eğer böyle bir durum varsa daha kor stabilizasyonunu, sabitliğini sağlayamıyorsunuzdur. O yüzden ayağın açısını çok fazla yere doğru düşürmemeye çalışın. Yeni egzersiz için çemberi sağ elinle sağ dizinin üzerinin arasına yerleştir. Sol kolunla da sol elinle de başını destekle. Sol bacağın ileriye doğru nefes vererek uzat, nefes alarak geriye doğru çek. Ve her seferinde çemberi ayağı uzattığında biraz daha bastırarak direnç uygulamaya çalış. Mümkün olduğu kadar sabit kalman gerekiyor. Uzattığın bacağı çok fazla yere düşürme. Tekrarlarını bitirdikten sonra diğer bacak için hazırlan. Sağ elinle başını destekle. Sol dizinin üstü ve sol elinin arasına çemberi yerleştirerek devam et. Her seferinde tabletop konumuna geri dönmeye çalış. Gövden yerde sallanmıyor. Çemberi elinle dizinin arasında iyice ez. Yorulursan benim yaptığım gibi başını yere doğru bırakabilirsin ama hala karnın çalışıyor. Ayak tabanlarını birleştirerek dizlerin iki yana doğru aç, kolun yukarıda ve göğsüne doğru çekerek kademeli kademeli nefes vererek kalk. Yine nefes vererek yatmaya başla. Başlıyoruz. Al nefesi. Şeklinde. Her seferinde çemberi sıkarak direnç uygula. Kollarını çalışmaya devam ediyor karnının yanı sıra. Eğer rahatsız olursan bacaklarının açık olmasından bacaklarını kapatabilirsin. Ayak tabanlarını yere doğru yerleştirebilirsin. Kürek kemiklerinin ucuna kadar kalkıyorsun. Sadece boynunla değil, boynuna yüklenmeden karnını hissetmen gerekiyor. Kombin bir hareket. Aynı zamanda kollarımızla çalışıyor, sırtımızla çalışıyor, göğsümüzle çalışıyor. Oh, yandı karnımız. Devam edeceğiz ama. Çemberi başın arkasından geçirdik. Nefes verirken doğruluyoruz. Nefes alarak yatıyoruz. Nefes ver, doğrul. Nefes al, açıl. Kaburgan kapalı yine. Nefes ver, kalk. Dirseklerin 90 derecede. Ellerine de birazcık destekleyip çemberi çekerek kalkmana, daha çok kalkmana destek olabilirsin.
Ayak tabanların kuvvetlice hala yeri itiyor. Dizlerin de bacakların da sağa sola doğru açılmıyor. Onlara da dikkat et. Ayakların her ikisini de çemberin içinden geçiriyoruz. Dize doğru çemberi yerleştirdik. Burada omuz köprüsü yapacağız ama şimdiye kadar hep tek tek omurla kalkmıştık. Şimdi görebilmeniz için açıyorum. Hem kaburgam kapalı hem de bütün bir şekilde kalkıp bütün bir şekilde inmeye çalışacağım. Yukarıda bir noktada kalktığımda dümdüz olup ve yeniden nefes verirken bütün bir şekilde inmeye çalışıyorum. Bütün kalkıp Ve şimdi harekete başlıyoruz. Kaburgayı açmayalım. Verirken nefesi kalktık, alırken indik. Verdik, aldık. Verdik, aldık. Verdik, aldık. Hareket süresince popom hep sıkı, üst bacaklarım aktif, yani çalışıyor kaslarım, hissediyorum, acıyor. Dizlerim yapıştırmıyorum birbirine. Çemberi açmaya çalışıyorum daha çok. Bacakların arkasına kramp girebilir. Bu normal. En üst noktada kalıp küçük pulslar yaparak çemberi açmaya çalışıyorum iyice. Ve son tekrarları yapıp iniyoruz. Çemberi ayak bileklerine doğru yerleştiriyoruz. Bunun için biraz zaman veriyorum size. Daha sonra ayak tabanlarını yere doğru yerleştirdik. Nefes verirken hem ayakları kaldırıp hem üst gövdeden kalkmaya başlıyoruz. Ellerinizle kaburgalarınızı kapatabilirsiniz ya da kapattığınızı kontrol edebilirsiniz. Al açıl, ver kapan. Al açıl, ver kapan. Two tap hareketinin ileri versiyonudur. O yüzden hareketi kalça ekleminden yapın lütfen. Dizim oynamıyor. Ayağım yere değmiyorsa ya da sizin ayağınız yere değemiyorsa videoda gösterdiğim gibi küçük küçük yapabilirsiniz. Yere değdirmek zorunda değilsiniz. Karnınızı çok güzel hissediyorsunuz. Bunu atlamayın. Buna dikkat edin. Yine çemberi dize aldık. Yan yatıyoruz bu kez. Dengemizi sağlayalım. Alttaki kol 90 derecede ve omuz da aynı hizada. Yükseltiyorum gövdemi. Gövdem yere doğru düşmüyor. Küçük küçük nefes verişlerde çemberi açmaya çalışıyorum. İç bacak ve kalçayı çok güzel hissediyor olmanız lazım. Dayanın. Yeni egzersiz için uzanıyoruz bu kez yere. Gösteriyorum ilk seferini. Takip edin. Bacaklarım açık çemberle. Alt bölümü yani kalçamı döndürmeye çalışıyorum belimden. Ayaklarımın iç kenarları birbirine yapışık. Şimdi sıra sizde. Önce öne, sonra arkaya. Önce öne, sonra arkaya. Yine nefes eşliğinde yapabilirsiniz. Öndeki elimle yerden destek alıyorum. Üst gövdem çok fazla arkaya gitmiyor. Onu kontrol etmeye çalışıyorum. Kalça bölgesinde hissedin egzersizin etkisini. Yeni egzersiz için çemberi ayarlayalım ve yüzüstü yatalım. Biraz daha çemberi yukarıya doğru alıp bacaklarımın ikisini açıyorum. Bacaklarımı dizlerimden de yukarıya kaldırmaya çalışıyorum. Hep yukarıda kalıyor. Ve çok azıcık aşağıya doğru indiriyorum. Nefes verirken kaldırıyorum. Nefes alırken indiriyorum. Eğer bu şu an sizde bu kadar kalkmıyorsa, mümkün değilse küçükten de başlayabilirsiniz. Kalçayı sıkmayı hiç bırakmıyorsunuz. Belinizde hiçbir baskı yok. Şimdi diğer taraf için egzersizleri tekrarlayacağız. Çemberi çıkarıp diğer tarafımızın üzerine doğru yatalım. Sağ tarafımızı çalıştırmaya başlayalım. Çemberi geçirdik dizlerimizin üzerine. Dirseğimizle omzumuz aynı hizada ve yukarıya doğru uzuyoruz. Ayak tabanlarının içini birleştirdik.
Nefes verirken açıyoruz çemberi, nefes alırken tekrar dönüyoruz. Bakışımız karşıda. Şimdi uzanarak kalçayı döndürmeye başlayacağız. Yine iç bacaklarımız birbirine yapışık. Kalçayı bacaklar açık bir şekilde döndürmeye çalışıyoruz arkaya doğru. Ama gövdem mümkün olduğu kadar sabit kalıyor. Elimle önden destekliyorum. Bacakları kapatmadan devam. Yeni egzersiz için bağdaş kurup oturduk. Çemberi omzumuza yasladık. Elimizle her nefes verişte çemberi omzumuzla eziyoruz. Ve şimdi başlayalım bakalım. Yukarıda al nefes, ver, çemberi ezmeye başla. Kaburgan yine kapalı bu arada. Karnın aktif, kolların aktif. Nefesini tutmadan sonra hareketi diğer taraf için tekrar edeceğiz. 8, 10, 12 tekrar size bırakıyorum. Şimdi çemberi iki elle tutup başımızın üzerine doğru yerleştiriyoruz. Her nefes verişte çemberi iki elimizle itmeye başlıyoruz. Bunu yaparken kürek kemiklerinin hareketini, göğüs kafesinin hareketini takip edin. Şimdi burada anlatacağım. Dilerseniz altınıza bir minder koyabilirsiniz benim yaptığım gibi. Kaburgam bu şekilde açık değil. Yavaşça aşağıya iterek kapatıyorum. Minderi niye koyuyoruz? Omuriliğin yukarıya doğru uzamasını sağlıyor. Şimdi açık kaburga değil kapattık ve başlıyoruz. Her nefes verişte çemberi biraz daha ezmeye çalış. İki elimizi çemberin içerisinden geçirdik ve nefes verişlerde yana doğru açmaya çalışıyoruz. Ver aç. Ver aç. Ver aç. Kor bölgesine yani karın, sırt bölgesine güzel hissettiriyor. Ayrıca kollarımız çok güzel çalışıyor. Nefesinizi tutmadığınızdan emin olun. Yine altında bir minder var. Omuriliğimin yukarıya doğru uzamasına destek sunuyor. Bu kez çemberin dışından tutup çemberi ezmeye başlayacağız. Dirseklerimiz 90 derece ve vücudumuza yapışık. Ver ez. Ver ez. Açıları bozmadığından emin ol. Çemberi kavrayarak da tutabilirsin. Ben parmaklarımı kıvırmadan tutmayı tercih ediyorum. Şimdi yüzüstü yatar konuma doğru uzandık. Bacaklarımızın açıklığı kalça genişliğinden biraz daha açık. Nefes alırken çemberi iki elle yukarıya doğru kaldırıp bir kez sıkıyoruz. Verirken indiriyoruz. Başlıyoruz hazırsanız. Aldık, verdik, indirdik. Sıkmayı eğer yapmak istemiyorsanız ilk etap kullanmayabilirsiniz. Yukarıya kaldırıp bir kez sıkıp verirken nefesi indiriyorsunuz. Pubis kemiği yerde, başı kaldırmayın, başımız da yerde. Mümkün olduğu kadar hareket omuz ve sırt bölgesinden olsun. Dayanın bitiyor az kaldı. Elleri uzattık ileriye doğru. Çember yuvarlak bir şekilde başımızın üstünde. Her nefes verişte çemberi eziyoruz. Yine baş kalkmıyor. Az öncekindeki kurallar aynen burada da geçerli. Omuz ve sırt ekleminden hareket olsun. Ve son egzersiz. Kuğu gibi yukarıya yükseliyorsun nefes alırken. Verirken gövdeyi düşürmeye başlıyorsun. Karnın hep yerde durmaya çalışsın. Karnını
Yerde bastırırken göğsün ileri ve yukarıya doğru uzatmaya çalış. 3-5 tekrar yapabilirsin. Artık karın bölgesini esnetmek için biraz bu hareketi de yapıyoruz. Ve sonrasında istersen esneme videolarıyla biraz daha devam edebilirsin. Ya da kendin bedeninin ihtiyacına göre birkaç esneme egzersizi yapabilirsin. Görüşmek üzere.